Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Süleyman Nerede programımıza hoş geldiniz. İlçelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de Akören'deyiz. Akören Konya'mıza, Konya merkezine 54 kilometre uzaklıkta olan bir ilçemiz. Yani çok tanıdıklarım var, sevgili amcalarım var. Onları da ziyaret edeceğim bugün inşallah. Ama onlar hani Akören'den ziyade herkes Akviran der. Akviran diye bilinir sevgili seyircilerimiz. Buraya yerleşim, Akviran'a yerleşim milattan önce 7000'li yıllara kadar dayanıyor. Çatalhöyük biliyorsunuz buraya yakın. Çatalhöyük döneminde başlayan bir yerleşme dönemi de var burada. Tabii Hitit, Roma, Bizans, Selçuklar, Osmanlı döneminde de yoğun olarak yerleşim yapılan bölgelerden bir tanesi. Yoğun bir program sizleri bekliyor. 3 ilçe gezeceğiz. Akören'le başlayacağız. Ahırlı'ya gideceğiz. Yalıyük'te son bulduracağız. Bakalım neler ekranlara yansıyacak. Bizim köyden bir deli oğlan yıllarınca gurbete gitti Süleyman. Bir de duyduk öğrendik ki büyük şehirde büyük adam olmuş Süleyman. Sevgili seyircilerimiz, Akören'de belediye başkanımızla birlikteyiz. Ekrem Tulukçu Başkanım merhabalar, nasılsınız? Süleyman Bey hoş geldiniz ilçemize. Çok teşekkür ederim. Uğurlar getirdiniz. Akören'i çok severim ben. Benim için çok ayrı bir yeri vardır. Bayağı bir değişiklikler var. Evet. Ben özellikle Büyükşehir'de sizinle birlikte ne gibi çalışmalar oluyor onu öğrenmek istiyorum sizden Allah başkanım. Allah razı olsun, biz de sizleri çok seviyoruz. Biz geçmişten gelen bir kültürle ilçemize gelen tüm misafirlere değer verir, önem veririz. Ne güzel. 6360 sayılı yasa 30 Mart tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber şimdi Büyükşehir'le merkezi yönetim ve ilçe yönetimi 3 ayaktan oluşan bir hizmet kaynağı oluştu. İlçemiz daha önceki hizmet yarışında sadece merkeze hizmet vermekteydi. Fakat nüfusumuzun her geçen gün düşmesi nedeniyle gelirlerimiz azaldı. Gelirlerimizin azalmasıyla beraber de hizmet vermekte ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. İşte özellikle 1960'lı yıllardan sonra ilçemizde okuma yazma oranı çok yüksek bir seviyeye gitti. Bu da ilçe nüfusunun 5000'den şu an için bir 2500-3000'lere düşmesine sebep oldu. Evet. Çoğunluğu bürokrasiden oluşan bir akörenliler. Özellikle 90'lı yıllarda Türkiye bürokrasisine yön veren işte bir Altan Tufanı'ndan bunun gibi birçok bürokratımız Abdullah Tenekeci'sinden Saffet Sert'ine kadar çok değerli bürokratlarımız ilçemize ne kadar güçlendirmeye dönük hizmet vermeye çalışsa da nüfusun olmaması nedeniyle şu anki hale düştük. İnşallah yeni yasayla özellikle de Büyükşehir'in ilçemize verdiği değerle beraber ilçemiz yakın zamanda mesafe almaya başlayacak diye düşünüyorum. İlçemiz merkeze 40 kilometrelik bir uzaklıkta. Yani yaklaşık yarım saat içerisinde Konya Valilik merkezden çıkan bir vatandaş ilçemize bir hayli en kısa zamanda ulaşır. Buraya nüfusun gelmesiyle beraber de canlılık olacak diye düşünüyoruz. Büyükşehir yasasıyla beraber Büyükşehir üzerine düşen ana kademenin asfalt yapılması işine Allah razı olsun ilk başlanan ilçelerden bir tanesi Akören ilk olarak yapıldı ve İlk biten ilçede Akören olacak. Yarından itibaren asfalt işlemimiz atılmaya başlanacak. 2 gün sonra yani bu haftanın sonuna kadar tertemiz pırıl pırıl bir ilçe göreceksiniz. Bunu tüm hemşehrilerimiz de bununla gurur duyuyor. Biz Allah razı olsun diyoruz. Şimdi Büyükşehir yasası ile beraber Büyükşehir'in üzerine düşen hizmetler de kanal ve su işletmesi. Bir 2 yıl önce yaz dönemi geldiği zaman ilçemizde sürekli su kesintisi oluyordu. Su kesintileri olması nedeniyle vatandaşımız rahatsızdı. Evet. Ama şu anda 2 yıldır ben muhalefette kaldığım dönemde oldu. Buna rağmen su ve kanalizasyon idaresinden Allah razı olsun çok memnunuz. Aynı zamanda hem hizmetler daha düzgün hem yatırım yapılıyor su ve kanalizasyon üzerine. 2016'ya kadar belde belediyelerin kanalizasyonu bitmeyen yerimiz kalmayacak. 2 tane beldemiz var. Bunların da projeleri hazırlandı. Bu arada Ahmediye, Orhaniye ve Dutlu'ya suyla ilgili ikisine depo yapıldı. Bir tanesinin projesi yapıldı. İnşallah onun da bu yıl suyu yapılacak. Kanalizasyon noktasında da 2016'da bütün beldelerimiz bittikten sonra mahallelerimizin projesine başladık. Kanalizasyonun yapılmasıyla. Şuna inanıyorum ki Büyükşehir sayesinde kanalizasyonu biten ilk ilçe de biz olacağız. Yani o noktada biz hemfikiriz. Gerçekten su ve kanalizasyon idaresinde çalışan arkadaşlarımız da çok becerikli, çok çalışkanlar.
Bununla beraber fen işlerimiz. Fen işlerimiz de gerçekten çok memnunuz. Şeyden önce 30 Mart'tan önce bir kültür merkezimiz bitmemişti. İl Genel Meclisi tarafından yarım kalmıştı. Şu an oranın da ihalesi bitti. Önümüzdeki hafta başlanacak inşallah. Bunu da tamamlarlar. Bununla beraber Büyükşehir Belediye'mizin iki tane beldemize halı sahayla ilgili sözü vardı. Halı sahalarımızın da ihalesi yapıldı. Bir ay içerisinde de inşallah beldelerimizdeki gençlerimiz bu imkanlardan yararlanırlar. Bununla beraber bir Kayasu'da Körpe Seyit Parkı vardı. Orada Seyit Harun Hazretleri'nin oradan geçerken onun sülalesinden bir tane çocuk vefat etmesi nedeniyle oraya gömülmüş ve onun adı verilmiş. Oraya şu an park yapıldı. Adı da Körpe Seyit Parkı. Bununla beraber Avdan Tekkesi var. Bizim Avdan beldemizde bir Avdan Tekkesi var. Oranın bakım ve onarımıyla ilgili şu an ciddi çalışma var. Oranın bakımına da geldiler. Bununla beraber biz mahalle ve sokaklarımıza 50 kilometrelik bir kilitli taş yaptık. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen. Yani şu anda biz bir büyük şehir kadar güçlü değiliz. Kısıtlı imkanlarımızla 50 kilometrelik kilitli taş yaptık. Bazı sıkıntılı yerlerimize asfalt yapıyoruz, mahallelerimize. Bununla beraber şu an cadde ve sokaklarımız biraz daha düzenli hale geldi. Sağ olsun Spor Toto Genel Müdürlüğü ile şu an ilçemize bir halı sahayla ilgili protokol yaptık. İnşaatına başladık. Bir ay sonra onu da ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. Yani ulaşım da aynı büyük şehirde. Ulaşımla ilgili de çok fazla bir sıkıntımız yok. Şu an büyük şehir inşallah araçlar yeniliyor. Bir tane köyümüzde bir eksiğimiz var. Onu da tamamlaması noktasında Tahir Başkanımıza ricacı olacağız. Sadece o köyümüzde şikayet var. Başka hiçbir yerde de sıkıntımız yok. İlçemizde ve yaşayan tüm vatandaşlarımızın Akören'de yaşanan olaylardan bilgilenmeleri noktasında toplu mesaj uygulamasını başlattık. Her türlü bilgiyi anında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Kendi imkanlarımız ölçüsünde devam ediyor yani. Yoğun çalışma devam ediyor. Bunu da görüyoruz. Zaten su deposu, park bahçeler gezimizin de ekranlara yansıdı sevgili seyircilerimiz. Bizler gezmeye devam edeceğiz. Başkanım çok teşekkür ederiz i̇nşallah, her şey için. İnşallah yine çok bekleriz. İnşallah yine bekleriz. Çalışmanızda başarılar. Çok teşekkür daha ederim. Uzun bir zamanda gezmeyi sözünü tamam. Verelim. Sizi tamam. Çağırdığınız zaman Allah razı beraber olsun. Olacağız. Ol, sağ olun, sağ olun. Selamun aleyküm. Aleykümselam abi. Abi nasılsınız? İyisiniz? İyi Allah şükür abi. Akören'i bir gezeyim dedim. Bir tanıyalım evet. Sizi. İsim evet. Nedir? İsim Ali abi. Telefoncuyum burada. Nasıl? Bayağı bir telefona iyi para harcıyoruz ya. Bak hemen çalıyor. Her aynen. Şey telefon sevgili seyirciler. Aynen işte, aynen. Değil mi? İyi şükür abi Allah'a şükür. Şimdi kampanyalar oluyor. İşte değil mi? Paketler evet, oluyor. Evet evet. Siz onu vatandaşa ulaştırıyorsunuz aynen, yani. Aynen aynen abi. 4.5G nasıl olacak? Vallahi abi inşallah hızlı olacak. Ne kadar hızlı olacak vallahi mesela? Aşırı... Ne diyor? Şimdi geldi ya bu 4.5G ne diye sordu sana vatandaş. Ne olacak bu 4.5G ile? Yeni uydu da fırlatıldı. Ne yapacak dendiği zaman ne anlatıyorsun mesela? Vallahi abi 3G'nin biraz daha hızlı diyoruz vallahi. Hızlı. Başka bir şey bilmiyoruz biz yani. Açılacak göreceğiz. Bize hızlı oldu yani. Mu tamam zaten. Aynen, hızlı dediğin zaman vatandaş başka ne diyecek? Vatandaşımız için internet önemli. Başka bir şey değil yani. İnternet hızlı olsun başka bir şey değil yani. Bayağı bir internet kullanan var mı? Aynen aynen. Önceden mesela kontrol etmeye girerlerdi. Şimdi sadece internet. Başka hiçbir şey yok. İnternet. İnternet olsun başka bir başka şey olmasın. Başka hiçbir şey olmasın. Aynen öyle. Amcama soralım. Amca akıllı telefonun var mı? Yok. Şimdi bu gençler durmadan akıllı telefonlarla internet diyor. Ne diyorsun bu işe? Vallahi onu gençler bilir, biz anlamayız. İyi mi gidiş, iyi tabii, mi gidiyor? Tabii, tabii, ha, olsun mu internet? Olsun, internet? Olsun tabii. Sen de ayakkabı satıyorsun. Evet, ayakkabı. İşler. Tabii yok. İnşallah olur. İnşallah. İnşallah iyi olur. Efendim, bu vaziyette olmaz. İnşallah iyi olur diyelim iyi niyetle. Efendim çarşıyı gezeceğim abi, sana hayırlı işlerin olsun. Kavun nerenin kavunu, bana kim anlatacak? Şimdi abi de muzu koymuş. Selamun aleyküm. Abim kolay gelsin. Sen mi durun burada? Abi üzümleri vallahi abimin tezgahı çok başarılı. Bir iki boşluk var da gel abim nasılsın? İsim nedir? Mehmet mi yok? Mehmet abi bir adım daha at abi. Mehmet abi manav. Evet. Kaç yıldır? Abi ben 2,5 yıldır. Biraz sesi yükselt ya. Bu hanım mı kısıyor bu sesler erkeklerin sesleri ne?
Biz burada yıllarda çalışmıyoruz hani 2,5 yıldır çalışıyoruz. 2,5 yıldır. Evet, biz işçi sadece burada. Şu kavun nerenin kavunu bilgin var mı? Ankara. Ankara'nın kavunu geldi Akören'e evet, öyle mi? Evet. Şöyle bakıyorum. Evet. Ondan sonra hurmalarımız, cennet hurmalarımız, evet, armutlarımız, narlarımız. Şöyle market. Selamünaleyküm. Market mi? Evet. Nasıl siftah bağ var mı? Var abi. Var değil mi? Daha biraz ilerledi yani. Çok da erken saatler değil sabahın erken. Evet, saat 10. Bir tanıyalım kardeşimi. Mehmet Ali Özdağız, Akörenliyim. Akörenlisi. Evet. Market işi. Evet. İşler güçler. İyi Allah'a şükür. Allah iyilik sağlık versin. Allah razı olsun. Bizi izleyenlere selam yolla Akören'den. Akören'e selamlar olsun. Her yere. Evet efendim şöyle selamünaleyküm. Abi çay elinde duruyor. Nasıl iş bu ya? Nereden aldın da elinde içiyorsun? Eczaneden verdiler. Size de ekrem edelim. Abi eczanede çay iç. Abi, abim de ekmeği aldı. Ekmeğin içine peyniri ya. Dur abi. Kahvaltı yapmadık ya Safa. Yapalım değil mi efendim? Yapalım yapalım. Sizi bir tanıtın bu arada ben malzemeyi çıkarana kadar. Ali Yonca. Evet Ali abi. Akörenliyim. İlçede. Bu devamlı burada mı yaşadınız? Tabii. Dışarı falan çıkma oldu mu hani? Yok yok. Ne işle uğraştın? Medaş'tan emekliyim. Oh Medaş'tan emekli oldun. Şimdi abi paket açabilirim ne? Poşeti ne var? Tabii. Taze bir ekmek. Sıcak demiyorum taze. Tut abi. Afiyet olsun. Şimdi mesela bir de bunun içine abim peyniri de almış. Hem de süzme peyniri almış. Allah ağzının tadında ne bilim var ya. Yiyelim abi. Şimdi yemeye içmeye dikkat etmek lazım değil mi? Tabii tabii. İyi bakacaksın. Tabii. Benim kayınpederi bir dikkat eder. Yani şimdi valla onun kadar yemesine içmesine dikkat eden birini görmedim yani. Ya, siz de gelin buyurun kalın misafirim oğlum size de bakayım. Allah razı olsun. Evet gördüğünüz gibi ikram, alaka, ilgi Akören'de son derece yoğun. Evet. Teşekkür ederim abi al. Şimdi, yengemle ya al. Sağ ol teşekkür ederim. Evet sevgili seyircimiz Akören'de yoğun bir çalışma var. Bir tanıyalım sizi. Ben Osman Gelmez. Akören sürveyanıyım burada kontrol olarak. Biz şu anda Prestij Cadde Kaplısı Samı'nda Altan Sufan Caddesi'ni yapıyoruz Akören ilçesinde. Cadde uzunluğumuz 2150 metre. Şu an PMT serimini yapıyoruz. Yaklaşık bir 50 metre kadar bir PMT işimiz kaldı. İşte daha sonra asfalta gireceğiz. Çalışmaların hemen yanında mezarlıklara önem veriyoruz. Gerçekten mezarlıklar müdürlüğümüz bütün ilçelerde, mahallelerde mezarlıklara önem veriyor. Bakım, onarım işlerini yapıyor ve burada da Akören'de sağlı sollu büyük bir mezarlık var. Sevgili seyircilerimiz, Akören eğitime önem verir, çok önem verir. Çok fazla bürokrat var demişti belediye başkanımız. Şimdi arka taraftaki inşaat neyin nesi? Efendim Akören'e İmam Hatip inşallah kız ve erkek hem okulu yapılıyor, hem yurdu yapılıyor, hem camimiz yapılıyor. Ve hayırsever iş adamı, değil mi? Hayırsever iş adamımız İsmail Hakkı Dinç amcamla beraberiz. İşte boş zamanlarımızı değerlendirip çocuklara faydalı olmaya çalışalım diyoruz. İşte burada bir külliye başladık. İmam Hatip okulu. Kız yurdu, yatırı kız yurdu ücretsiz. Devlet tarafından karşılanan hep bütün masraflarım. Uygulama camisi. Külli halinde inşallah bu sene hepsini bitireceğiz. Şu an durum ne İsmail amca? Şimdi bu okulumuzun? 5. ayda Vali Bey'e teslim ettik okulumuzu. %48'ini biz, %52'sini Vali Bey üzerine almıştı. İncesiyle tefrişatı Vali Bey yapacaktım. Biz 5. ayda teslim ettik. Bakandan para çıktı. İhale dosyası bekliyor. İhale dosyası beklese incesine başlanacak. İşte o seçimden dolayısıyla biraz herhalde gecikti. Bizden çıktı yani bundan sonrası Vali Bey'in o şeyine. İnşaat noktasında tamamlandı biz, ilk görev. Biz şimdi kız yurduna başladık. Kız yurdundan yarın son beton dökeceğiz. Bir çatısı kalacak. Ondan sonra ince şimdi alttan da tuğla örmeye başladılar arkadaşlar. Bir taraftan tuğla örülüyor. Ondan iki ay içerisinde inşallah onu da teslim edeceğiz. Şimdi cuma günde caminin temelini atıp camiye başlayacağız. İnşallah kış gelmeden camide en azından kapasını biteceğiz, belki de incesini de bitirip Harkın güzel bu top sahamız var işte Hark bu tarafa inşa ediyorum. Ev yapan yeni ev yapacak orada bu tarafa doğru geliyor. Bu civarda şey yok bu da Akkent 144 tane 44 tane daire var. Bundan camileri yoktu işte var hem onlara hizmet edecek hem talebelere uygulama yapacaklar burada. Uygulama okulun her ihtiyacı karşılanmış olacak. Evet İsmail Hakkı amca valimizin de büyük desteği oldu bu projeye. Allah razı olsun valimiz. İmam Hatip kazandırılması için. Vali Bey çok yardımcı oldu. Bir ara bizim milletim tarafından bakanlıktan bunun incesi yapması, tefrişatın yapması için para istemiştim. Listeden bir ara çıkarttılar. Bizim önce başkanımız MHP'dendi sonra AK Parti'ye geçti. MHP'li listeden çıkarılmıştım. Sonra Vali Bey gayretiyle tekrar listeye kondu. Bakanlıktan paramız çıktı. Yani para çıkan okulların içerisinde bu da var. En baştan bu var. İnşallah dostlarımız gelse ya dostlar gelse hemen başlayacak. Burada eğitim öğretim görebilecek. Nasıl büyük bir çok büyük maşallah. Şu an planlanan valla
Buradan 500 öğrenci aldıracağız. Şimdilik ileride bizim burada 10.000 metrekare okul için aldık biz. 3.000 küsur metrede bu uygulama camisi için yer aldık ama biraz yol almaya gitti bundan tabii. Evet. Gerekirse şimdi kızı erkek beraber okuyacaklar. Kısa zamanda inşallah çocuklar ayıracağız. Kızı öğrenci olsun yani. İsmail amcanın Akören'e kazandırdığı çok fazla yurt var sevgili seyircilerimiz. Kendisini eğitimi adamış İsmail amca. Valimizle birlikte şimdi İmam Hatip'in bitmesi lazım. Buradan bizi izleyenlere özellikle yurt inşaatımız için ne gibi bir isteğin olur İsmail Hakkı amca? Ben hani vazife olarak bunu kendime görev edinirim. Yapabileceğimin bir kısmı bu. Bizi izleyenler, sevgili seyircilerimiz için işte hizmet burada. Sen ne diyeceksin? Vallahi Napolyon dedi bu para. Şimdi kalıpçı işini bitirdi. Demirci dün son betonunu döktü, bitirdi. Yarın beton dökülecek inşallah. Adamın herkes hesabımızı kapadın. Biz de işte bak işi kırmadık. Tekoyadan her gün geldiler, gittiler. Allah olsun çocuk arkadaşlar, kalkıştı evet. Geldiler. Kısa zamanda okul yurdumuza bitirdik. Tabi hesaplarını kapatmamız lazım. İşçi çalışıyor bir kendisi diyelim. Yanında 5-6 tane işçi çalışıyor. Ondan bayramda geçirdik işte. Bayramda biraz sıkıntılıydı. Evet. İşte ilk zamanda bu arkadaşların hesaplarını göreceğiz galiba. Ondan sonra da geri kalan sıvasıydı. Kapı penceresiydi. Şimdi tepşatına başlayacağız. Bol para lazım. İşte abilerden, hayırsever abilerden yardım bekliyoruz. Bizim yapacağımız Akören için efendim inşallah kız yurdumuz için İsmail Hakkı amca geceli gündüzü hatta bu yurt için koştururken kurbandı. Herkes ailesiyle tabi yapacaksınlar rahim ama bayramını geçirirken İsmail Hakkı amca derileri doldurdu aracına adliye önünde taklayı attı, Allah korudu. Cenab-ı Allah korudu işte bu çürükan doğasıyla işte o arabanın o vaziyetiyle kurtulmamız mucizeydi ama Cenab-ı Allah'ın öldürmedi ya, bak biraz daha hizmet etmemiz gerekiyormuş herhalde ki Cenab-ı Allah orada sağ kurtulduk. Yani kendini eğitimi adadı inşallah valimizle birlikte bu aşama valimizde artık diğer yurt inşaatı için desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah çok güzel hizmetler, camimizin temeli de atılıyor. İsmail Hakkı amcamıza gelin bir çayını için. Camimizin büyük o da benim Mustafa güzel. Mustafa bir arkadaşımız. Mustafa abi yapacak inşallah büyük bölümünü. Allah razı olsun Mustafa abi. Teşekkür ederiz cami inşaat için. Allah hayırlarını kabul etsin. O da güzel. Biz de inşaatını takip edivereceğiz işte. Tabii onun maddiyle olmuyor. Bunun takibi de malzemesi her gün malzeme. Konya ben hafta 3 kere gidip geldim oluyorum. Burada istediğim malzeme bulamıyorum. Her gün bir eksik gideceğiz. Çıkıyor. Şöyle bir yakından da görelim kız yurdumuzun inşaatını, imatifimizin inşaatını. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir görelim ayrıntıları. Efendim kız yurdunun inşaatında hemen şöyle koyalım. El arabamızla biraz da götürelim. Hadi bismillah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi gel ustam gel. Şimdi bu götürülür de ustanın örmesi önemli. Ustalarımla beraber yapacağız. Ustam nasılsın? Allah'a şükür. Seni şöyle bir alayım. İsim nedir? Cahit Çiftçi. Cahit abi nerelisin? Ben Konyalıyım. Neresi? Taşkent. Taşkent'in o Sultan Pınarı da çok güzel olur ya, çok buz güzel, gibi. Çok güzel. Şimdi inşaat kız yurdu inşaatı. Evet. İnşallah öğrencilerimiz kalacak burada. Evet, İmam Hatip'te okuyan öğrenciler. İnşallah. Nasıl bir duygu içerisindesin? Tabii çok, kızlık tabii çok, de. Çok güzel bir duygu. Bir de güzel bir iş yapıyorsun çok, yani. Çok güzel bir duygu içerisindeyim. Allah işte kaza bela göstermesin. Amin. Allah amin, bir an önce bitirmeyi nasip etsin amin, inşallah. Amin. Allah kolaylık versin. Aynen. Sevgili seyirciler, Akören'den çekimlerimiz böyle. Dediğimiz gibi valilik destekli binamız ince işleri yapılacak. Yurt için, yurt inşaat için, kız yurdu için desteklerinizi bekliyoruz efendim. Evet, sana yaramamış Süleyman. Vur davulcu eline üşenme hoppa. Çal zurnacı diline üşenme hoppa. Afiyet olsun, neler gördün anlat bakalım Süleyman. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Süleyman Bey. Abi nasılsınız? Şükür olsun inşallah. İyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Çocuklar da öğleden çıkmışlar. Çocuklar gelin bakayım bir yanıma. Koş. Aktif çocukları kızım koş. Hızlı 100 metre yarışına geldiler onlar. Gelin bakalım konuşacağız. Merhaba nasılsın? Elhamdülillah iyiyim. Maşallah ne güzel bir cevap oldu. Senin adın ne? Muhammed Mustafa Bakul. Muhammed Mustafa ne güzel de bir isim varmış. Sen kaça gidiyorsun şimdi? 4'e geçtim. 4'e. İleride bir ne olacaksın diye sorulduğu zaman bir cevabın var mı? Evet, uçak mühendisi olacağım. Vallahi bu girişçi olursun bize inşallah amin diyelim. Akise'de hangi okuldasın? Aksa Atatürk İlköğretim Okulu. Heh,
Aferin maşallah. Gelin bakalım çocuklar. Medeniyet Okulu projesine tiyatro ekiplerimiz gelmeye başlayacak. Başladı mı hiç? Geldi mi tiyatro ekibimiz? Hemen en yakın zamanda tiyatro ekibimiz de gelecek. Gelin bakalım. Sen kaça gidiyorsun kızım? 4'e. 4'e. İkiniz aynı sınıftasınız. Hayır. Kaç sınıf var 4'lerden? Bayağı var demek ki. Evet. Aa. Ne? A, B, C, D var. 4 tane 4. sınıf var maşallah okulumuzda. Peki sen kendini tanıt kızım. Ben Emine Özlük 4D sınıfında okuyorum. Peki bunun arkadaşlarına bir selam yollamak ister misin? Yollarım. Hadi bir el sallayalım o zaman. Sen büyüyünce ne olacaksın? Psikolojik öğretmeni olacağım. Allah Allah, ne oluyor ya Akşehir'e gelin uçak mühendisi psikolojik öğretmeni. Valla senin adın ne? Gel yanıma koş çak bir şöyle. Bu biraz nazlı çiçek. Hoppa, senin adın neydi? Ahmet Yasin. Ahmet Yasin, teşekkür ederim. Hocam sizi bir abi tanıyalım isterseniz. Benim adım Nafiz Düzgün. 1954 doğumluyum. Burada doğdum, bittim, büyüdüm. Eyvallah. Ben buralıyım. Şimdi çok güzel bir çalışma olmuş. Ben ne oldu diye baktım, kalemi, surumu. Burası mezarlık çalışmasıymış. Evet. Eski hali, yeni hali çalışmalar hakkında. Şimdi eski haliyle yeni hali çok güzel. Eskiden bir harabe bir hali vardı buranın. Ama şimdi yol sıcak asfalt. Hayatta daha ilk sefer sıcak asfalta bu dönemde kavuşacak inşallah, Allah izin verirse. Mezarlıklarımızın yol kenarları böyle bir harabe bir halindeydi. Şöyle bakarsan ne güzel oldu. O kadar güzel. İçerileri ottan girilmezdi. Ottan püçten girilmezdi. Efendime söyleyeyim işte mal melal içerisine girerdi. Ama şimdi şükürler olsun çok güzel oldu. Allah yaptıranlardan, sebep olanlardan Allah bir de bin kere razı olsun. Ha, yol ise çok darıdı. Evet. Şu an için sıcak asfalt çalışması yapıyorlar. Sıcak asfalt gelecek Aksiye. Aksiye ilk defa, hayatta ilk defa bir sıcak asfalt gelecek. Şu an için şu çalışma bizim çok büyük bir dıştan görünümümüzü çok büyük bir güzelleştirecek Allah izin verirse. Aksiye'de evet mezarlıklar üzerinde dikkat çekiyorum. Ben hiç böyle görmemiştim. Evet. Konya'da bile yok böyle bir evet. Duvar. Aksiye'de de mezarlıklar ilk ve tek. Aksiye'deki tek oldu evet. Yani. Özel tek. Yani Aksiye. Özel. Allah evet. Razı olsun. Gezeceğim. Merkeze gideceğim. Aksiye'nin merkezine gideceğim. Evet. Abilerim şöyle görüntüyü aldı. Mezarlarda kolay gelsin. Abi bir selam verelim. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Şaka abi, nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Bir tanıyalım abi sizleri. Aksilik Okulu'nda öğretmenim. Sabahçı öğlenci oluyor. Yok, sabahçı öğrenci değil de ana sınıfında öğretmenim. Öğlene kadar sürdüğü için. Hocam, çocuklar canavar gibi maşallah. Canavarlar. Vallahi bir sordum, ne aldığım cevaplar karşısında şok oldum yani. Nerelisiniz Aslan hocam? Aslan Antepliyim. Antepli'siniz. Selam yollayalım Antep'e. Antep'e yollayalım. Annem, ailem Yalık'ta oturuyor. Hepsine selam yollayalım o zaman. Onlar da burada. Hocam evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Selamun aleyküm. Selam. Abi kolay gelsin. Nasılsın abi? Sağ olun abicim. Hoş geldin. Abi, çalışıyoruz. Bayağı var ya. Bu kaç senin ya? 1.85. Maşallah. Gel şöyle bir dengeye gelelim. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Çalışıyoruz. Senin... Bütün ağırlı bölgesinin mezarlıklar sorumlusuyuz. Eyvallah. Temizliğiyle, mıntıkasıyla bütün bölge sorumluluğunun altındayız. Çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Yoğun bir çalışma. Yoğun pırıl pırıl çalışma. Olmuş. Evet. Ot yok, bir şey yok. Gayet de güzel olmuş. Buradaki çalışmalara da geleceğim. Abi kolay gelsin. Gel abim, nasılsın? İyisin inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tanıyalım abi sizi. Ben Zekeriya Kurnaz, Akseli'yim. Akseli'sin. Yaş evet. Kaç Zekeriya yaş abi? Yaş 60. Yaş 60. Yaş 60. Maşallah. Maşallah. Şimdi burada her tarafta parkeler, çalışmalar neyin nesi? Bir... Arkadaş parkeler şu anda mezellik güzelleştirme programına girdi herhalde başkanımız. Evet. Allah razı olsun, yapıyorlar. Yeni başladılar. İkinci bir sorunumuz vardı işte, koku sorunu vardı, kanalizasyon sorunu. Evet. Belki ileriye doğru giderseniz görürsünüz. Aşağıda bir... depo gibi bir şey yapıldı. Evet. Yalnız biz bunu 10 senedir kokusunu çekiyoruz. Hani pislik daha doğrusu diyelim. Sağ olsunlar belediye başkanımız yeni bir çalışmayla herhalde pompayla buraya aktardılar. Ve buradan basacaklar, kanalizasyon dökülecek. Hizmetimiz bol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Annem de geliyor. Annem nasılsın? Çok mu iyisin? Çok iyiyim bakalım. Bak böyle çok iyi deyip teşekkür edersin. Abi nereye gidecek? Burada yol yok. Abla isim ne? Ayşe Ertuğ. Ayşe abla şöyle bir yan duracağız. Sen Akseli misin? Akseli'yim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl gidiyor? Ne yapıyorum? Bancar söküyorum, ekin ekiyorum, çit sürüyorum, her şeyi yapıyorum. Hani. Bunların hepsini yapabiliyor musun gerçekten? Yapıyorum tabii. Yani yaş yok mu biraz? Yaşım var ama yine yapıyoruz. Helal olsun. Gidiyoruz, kıra yapıyoruz. Annelerin eli öpülür sevgili seyircilerimiz. Bak bu yaş kaç sorma sahibi olmasın? Yaş 70'e de girdim.
Şimdi biz ben bak şimdi ben 38 yaşındayım. Hadi 39. Bel ağrısı, kol ağrısı, vücut ağrısı her şey var bende. Bizim burada ağrın da olsa da yapacaksın o işi. Sizin de olsa ekmeği öleceksin. Akşama da ekmeği öleceksin. Şefi de öleceksin. Eğilemezsen ne olur yapmazsa? Eğilemezsen kim yapacak? Tarlaya keseceksin, pancarı keseceksin. O dağa gideceksin, odunu keseceksin. Bizim burada 70-60 yok. Belin ağrısı da yapacaksın. Yanın ağrısı da yapacaksın. Dedem nerede? Dedem de kaybenin önünde. O orada. Sen çalışıyorsun. Tabii. O da orada. O da geziyor işte camiye öder namaz kılıyor gidip geliyor. Allah razı evet. olsun. Nasıl çalışmalar neler diyeceksin? Çalışmalarla ilgili Akçı'da. Çalışma çok güzel işte. Allah'ım inşallah devletimize milletimize zaval vermesin. Güzel güzel çalışsınlar. Allah razı Değil olsun. Mi? Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Akçı'da gideceğim merkeze doğru. Abim nereye gitti? Abi de burada. Hadi devam edin. Ahırlı Belediye Başkanımız İsa Akgül abimle birlikteyiz. İsa abi nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim Süleyman Bey, ilçemize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Ahırlıcıyız ama Ahırlı'nın içinde Akkise'nin ayrı bir yeri var. Herkes için öyledir. Akkise'den çekimlerimize başlıyoruz. Akkise'de mükemmel bir çalışmayla karşı karşıya kaldım. Önce oradan başlayalım. Restorasyon çalışması. Büyük Cami, Cuma Camii diye de söyleyelim. Büyük Cami'deki bu güzellikler neyle başladı, nasıl oldu? Büyükşehir neler kattı? Bunu konuşalım İsa abi. Şöyle tabii Akise deyince Seydişehir, Bozkır, Ahırlı, Yağlıyük bölgesindeki kasaba bağlamındaki en büyük yerleşim birimi. Çok canlı bir yerdir yani. Evet. Genç nüfusun en bol olduğu bir yerdir. Nüfus olarak da, coğrafi olarak da en büyük bir alana sahiptir. Halkımız daha çok bu bölgede yoğunlaşan çiftçilik ve hayvancılıktır. Hayvancılık özellikle son dönemlerde artmaya başladı devlet destekleriyle. Evet. Bu önemlidir yani. Tabii burada Büyükşehir Belediye Yasası'nın bazı imkanlarını şu anda kullanmaya başladık. Merkezi hükümetimizden de çok ciddi sayıda ilçemize katkı sağlıyoruz. Cuma Camisi 1263 Selçuklu eseridir. Tabii ki bu evveliyatı şöyle. Yani ben daha önce Meram Belediyesi'nde harita müdürü olduğum dönemde buradaki imam arkadaşla görüşerek buranın bir restorasyon projesini yaptırıldı. Yani biz orada destek olmuştuk. Daha sonra burası Büyükşehir Yasası kabul edilmeden önce il özel idare tarafından ihaleye çıkıldı. Fakat yapımına Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanıldı. İlk etapta 600 bin TL bir para harcanmıştı. Daha sonra bu 100 bin TL'de ilave edilerek burası 700 bin TL'ye mal oldu. Önemli bir eserdir. Tabii tarihimizi yeniden canlandırdık, yaşıyoruz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza da tüm ilçelerdeki tarihi değerlere sahip çıktığı için şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığımız burayı tamamladı. Şu an aktif hale gelecek. İmamı için şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı ilana çıktı. Tercih olduğu takdirde inşallah buraya en kısa zamanda bir imam geleceğini bekliyoruz. Evet. Hem Akkise'yi hem de Ahırlı'yı konuşalım. Büyükşehir Yasası'yla ne gibi çalışmalar oluyor? Nasıl değerlendirmelerde bulunursunuz? Onu merak ediyorum. Tabii şöyle baktığınız zaman şu anda bizim 2015 yılı Ahırlı bütçesi 2,5 milyon. 2,5 milyon. Evet, 2,5 milyon. İlçemizin bütçesi. Bütçesi bu. %80'i personel gideridir bunun. Yani sana kalan parayla çöpü alabiliyorsan amenna. Ama baktığınız zaman sadece Büyükşehir Belediyesi bir yıl içerisinde ilçemize 11 trilyonluk bir yatırım gerçekleştirdi. Bu çok güzel bir olaydır. Bakıyorsunuz Ahırlı merkezde yıllardan beri bir su problemi var. 2,5 milyon TL Büyükşehir Belediyesi harcayarak buranın su sorununa bir neşter vurdu. Evet. Çok önemlidir yani. 1950'lerde buralarda belediyeler kurulmuş, 57'lerde kurulmuş. Arıtma tesisimiz yoktu. 2 trilyona şu anda arıtma tesisimiz ihale edildi. Cadde düzenlemeleri yapıyoruz. İlçemiz genelindeki bütün mezarlıkların bakım ve onarımı tamamlandı.
Ya mezarlıklar önemli, biraz dinleyelim. Böyle bir mezarlığı ben Konya'da görmedim. Dış duvarları itibariyle içinde otları çok güzel, bir bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Harika olmuş. Çünkü herkes bir şekilde uğruyor mezarlığa. Hani park bahçeler biraz daha bu yerlerde nüfus azalıyor. Ama mezarlıklar son derece önemli. Geçmişimize, büyüklerimize sahip çıkacağız. Yani baktığınız zaman ilçemizde mezarlıklarda işte artık büyükşehir eli değilsin diyoruz. Büyükşehrin estetik anlayışı, mimari anlayışı yeni yerleşim birimlerinde de, mahalleye dönüşen birimlerde de kendinizi göstersin istiyoruz. Tabii ki mezarlık duvarları bütün ilçelerde yapılıyor. Güzel bir çalışma. Yani belki de bakım ve temizliği en çok dua aldığımız konulardan bir tanesidir. İnşallah biz de elimizden gelen gayreti yaparak bu çalışmaları yapıyoruz. Andezit dediğin zaman burada belki andezitin ne anlama geldiğini bilecek insan sayısı yok denecek kadar azdır. Ya da yoktur. Yani çok pahalı bir malzemedir, özellikli bir malzemedir. Caddeleriniz, sokaklarınız andezit oluyor. Sıcak asfalt, ilk defa tanışıyorsunuz sıcak asfaltla. Yani evliyadiyelik bir çalışma. Şöyle baktığınız zaman soğuk asfalt çalışmalarına ilçe ile köyleri bağlantı yapan hemen hemen tamamında şu anda asfalt çalışmaları tamamlandı. Mezarlıkların tamamı temizlendi. Temizlik hizmetleri son sürat devam ediyor. Mahalle konaklarımız projelendirildi. Bunlar ihale ediliyor. Köylerimizde parkların birçoğu tamamlandı. Yani şu anda görüntü itibariyle sadece Akise'deki park yapımına başlanılmadı. Bunun da proje çalışmaları devam ediyor. Ciddi bir, güzel bir, yani buraya da şehre yukarıdan bakan güzel manzaralı bir alanda park çalışmalarına devam ediyoruz. Yine yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar da çok önemlidir. Su ve kanalizasyon hizmetlerinde hemen hemen ilçemizde hiç sıkıntı yok denecek kadar azdır. Köylerimizde, yeni mahallelerimizde izalat çalışmalarımız devam ediyor bir taraftan. Akise adına en büyük problem belki de bu yol üzerinde bulunan Bozkır yolu, Ahırlı yolu, Suğla yolu dediğimiz güzergahta bulunan bir foseptik vardı. Bu foseptik Akise'ye giren ve çıkan insanları çok rahatsız eden bir koku salıyordu. İlk belediye başkanı olduğumuzda bunu KOSGİ ile görüştük. Projelendirildi ve bugün itibariyle de Allah'a şükür nihayete erdiriyoruz. Artık koku yok. Yeşillendirme çalışmalarımız var, ağaçlandırma çalışmalarımız var. Yani belediyeciliğin her alanında bir belediye ne yapması gerekiyorsa fazlasını biz yapıyoruz elhamdülillah. Araç filomuz, hiç aracımız yoktu belediye başkanı olduğumuzda. Büyükşehir Belediyesi'nden cenaze aracı, grader çok önemli bir araç. Yani sıfır bir graderle bu ilçe yeni tanışıyor. Bu da önemli bir çalışma. Kamyonlarımız, Çevre Bakanlığı'nın yaptığı önemli yatırımlar, Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 400 nüfuslu yerlere şu anda halı saha yapıyoruz. Mükemmel bir çalışma. Onun için yani elhamdülillah burasını aldığımız noktadan daha yeri noktalara götürebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Karşıda görüyorsunuz. Ben oraya döneceğim. Ben şaşırdım. Sevgili seyirciler, belki yeni izleyenler de vardır. Ezanlar da okunuyor. Konya Şeker'in Torkut satış standı, binası, sarayı diyelim yani muhteşem. Bana büyük gibi geldi başkanım. Niçin böyle bir yatırım, ne olarak kullanılacak? Şöyle, burası 750 metrekare kapalı alanlı bir yerdir. Burada hem gıda market hem tarım market şeklinde. Tarım makineleri. Evet. Aha, anladım. Çok çiftçinin amaçlı ihtiyacı olan gübreler vesaireler burada satılacak. Çünkü bundan önceki dönemde komşu kasabalardan ya da mahallelerden temin edilebiliyordu. Şu anda böyle bir yatırımı güzel olmuş hayata geçirmiş oluyoruz. Konya Şeker ve teşekkür ediyoruz. Recep Konuk Bey'e teşekkür ediyoruz. Tabii daha öncelerden Recep Bey'in Akise'ye böyle bir yatırım yapalım gibi bir sözünü biz duyduk. Evet. Ondan sonra hemen belediye başkanı olduktan sonra Şeker'le görüşmelere başladık. Arazi temin edin, hemen yapalım dediler. Araziyi temin ettik, tahsisini yaptık. Projesi bitti, ihale ettiler. Şu anda
10 ya da 15 gün içerisinde burası faaliyete geçmiş olacak. Büyük bir binamız daha var arkada. Çok güzel bir bina yani. Evet. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Yani birçok ilçede yoktur. Evet. Diğer binamız? Yine o binamızı da biz belediye olarak iş merkezi şeklinde yaptık. Kendi imkanlarımızla yaptık orasını. Burada da 1100 metrekarelik kapalı bir alan var. Ekmek fırınımız var altında. Güzel, hayırlı, mübarek olsun. 5 tane dükkan var. Üzerinde de çok amaçlı salon, düğün salonu. Düğün salonu da var yani. Yani bölgenin en iyi salonunu buraya yaptık. Onunla da övünebiliriz. Süleyman Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, gezintilerimiz devam edecek. Efendim, Akviran'la, Akören'le başladık. Ahırlı'yla, Ahırlı'nın içinde de Akkise ve Ahırlı çekimlerimiz olacak. Yalıyı'ya da gideceğiz inşallah. Ahırlı'yla bölgeyi de gezeceğiz. Şöyle söyleyeyim. Ahırlı'da biz belediye başkanlığını devraldıktan sonra misafirlerimizi, vatandaşlarımızı ağırlayabileceğimiz bir binamız yoktu. Yani iki odalı bir kulübe şeklinde bir bina vardı. Yani dışarıdan gelen misafirleri orada ağırlarken neredeyse yüzümüz kızaracak derecedeydi. Tabii ki yıllardan beri belediye olan bir yerin bir yıllık bir dönemde kabahatlisi ya da suçlusu biz değiliz ama böyle bir durum söz konusuydu. Hemen girişimlerde bulunduk orada da. Eski bir okul vardı. Taştan yapılmış çok sağlam bir bina. Burayı Büyükşehir Belediye'mizle görüştük. Biz gariban belediyeyiz. Ne yaparsanız yapın dedik. Evet. Elhamdülillah orayı da geçen hafta cumartesi gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akgürek Bey'in katılımlarıyla ve Konya Milletvekilimiz Ziya Altunyıldız Bey'in katılımlarıyla hizmete açtık. Yani Ahırlı için bize göre 5 yıldızlı bir belediye oldu artık. Seyir konakları, komek hizmetleri de yoğun bir şekilde yine inşallah. Şu gördüğümüz binada komek için önümüzdeki günlerde çünkü nüfus ve genç insanlar burada olduğu için tabii ki insan neredeyse bazı yatırımların orada olması en doğru ve makul olandır. Buraya da komek binası için burayı restore edeceğiz. Hayırlı mübarek olsun. Çok da güzel merkezde. Yani bu da hizmetler olacak. Buraya ciddi bir ivme kazandıracak. Karaviran Seydişehir istikametinde bir yolumuz vardı. Çok dardı. Burayı ihale ettirdik. Genişletme çalışmaları yaptık. Maşallah İsa az abi. Az önce Akören'den geldiniz. Akören yolu çok dar biliyorsunuz. Evet. Karşınıza bancar arabaları falan geldiyse korkmuşsunuzdur. Sağa kaçmışsınızdır falan. Orayı da Ulaştırma Bakanlığımızdaki milletvekillerimizin, başbakanımızın katkılarıyla çok yoğun bir çalışma yaptık. Ve çalışmalar neticesinde oranın da ihalesini yaptırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde orası da başlayacak. Bu güzel bir haber. Çünkü canlı yayınlara geldiğimiz zaman özellikle yol konusunda rahatsız oluyorduk. Başkanım çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Takip edeceğiz. Takip etmeye devam edeceğiz sizleri. Siz de bizleri takip edin başkanım. Takip edin. Destek olun. Ben burada tabii ki dedim ya 2,5 milyondan 11 milyon sadece Büyükşehir'in yatırımları evet, var. Evet başkanım. Baktığınız zaman devamı da gelecek yani bunun. İtfaiye merkezimiz yoktu mesela. Bugün itibariyle hem Ahırlı'da hem Akise'de itfaiye merkezi oldu. Ne güzel. Bu da çok önemli. Çünkü yazın ciddi derecede buralarda yangınla karşı karşıya kaldık. Vatandaşımız tabii itfaiyeyle de Büyükşehir Ahırlı ayrımı yapmadan kardeşçe etraftaki belediyelerle beraber çalışıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Allah razı olsun. Abilerimiz de tarlaya, bahçeye gidiyorlar. Başkanım çok teşekkürler. Biz teşekkür takip ederiz. Edelim, görüşmek üzere diyoruz. İnşallah. Çok sağ olun. Her zaman bekleriz. Buralar çok güzel yerler. Gariban insanların olduğu bölgeler. Buralara sizler de destek olun. Hep beraber biraz hizmet edelim inşallah. Birlikte Konya'yı. Şimdiki durağımız Yalıhöyük sevgili seyircilerimiz. Yalıhöyük'e geldiğimiz anda Sayın Milletvekilimizin seçim çalışmalarıyla karşılaştık. Sayın Uğur Kaleli, Sayın Vekilim nasılsınız, iyisiniz? Efendim çok teşekkür ederim. Sizinle burada karşılaşmak ne güzel. Hep böyle neşeli giderdiniz. Estağfurullah, o sizin güzelliğiniz, o sizin teveccühünüz. Çok teşekkür ederim. İşte SKM'nin yapmış olduğu, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin yapmış olduğu program çerçevesinde bütün arkadaşlarımız, teşkilat mensubu arkadaşlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte
1 Kasım seçimlerine hazırlanıyoruz. 7 Haziran'ı bitirdik, 1 Kasım'a hazırlanıyoruz. 1 Kasım seçimleri Türkiye'nin son dönemeci diyoruz arkadaşlara. Mutlaka bu seçimlerde AK Parti'nin başarılı çıkması gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz seçmenlere. Çünkü Türkiye coğrafyası çok zor bir coğrafya. Yani bu coğrafyada eğer güçlü bir iktidar, güçlü bir siyaset ve bunları yönetecek bir stratejik akıl olmasa, yani Türkiye'deki belirsizliğin devam etmesi, siyasi istikrarsızlığın devam etmesi işte piyasaları ne hale getirdiğini hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz. İnşallah 1 Kasım seçimlerinden sonra siyasi istikrarla birlikte tekrar ekonomik istikrar sağlanacak. Ülkemizi en iyi yerde temsil etmeye çalışacağız. Evet, Yalıyük Belediye Başkanımız Hasan Koçer Bey ile birlikteyiz. Başkanım nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Yoğun bir tempo nasıl? Var sizin de. Evet, biraz evet. Önce Uğur Bey buralardaydı. Evet, Uğur Bey'i uğurladık. İnşallah önümüzdeki seçimler Konya'mıza, ülkemize, ilçemize hayır uğur olur inşallah. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz de ilçelerimizi geziyoruz artık. Yavaş yavaş biz de ilçeler programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Hayırlısı olsun diyelim. Özellikle Büyükşehir yasasıyla birlikte evet. İlçelerimizde ne gibi değişiklikler var göze çarpan? Bunu size soralım. Neler yapılıyor evet. Beraber? En büyük değişiklik biz bu yasayla birlikte göreve geldikten bu yana bizim 20 yıllık içme suyu sorunumuz vardı. KOSKİ ile birlikte sondaj vuruldu. Sahnede şu anda 15 litre su bulundu ve depomuza bağlandı. Depolarımızı temizliği yapıldıktan sonra içme suyu sorunumuzu tamamen çözdük elhamdülillah. Onun haricinde işte kanalizasyonumuz yapılıyor tamamı. İçme suyumuz bazı asbest borular yenilendi tamamen. Evet. Park ve bahçeler aile parkı ihale aşamasında. Halı sahamız yapıldı. Diğer futbol sahamız işte bizim amatör kulüplere önümüzdeki sene inşallah katılacağız. Futbol sahamızın da sözünü aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan orayı da yaptırıyoruz. Onun haricinde işte yollarımız yapılıyor. 1400 metre sıcak asfalt yürüyüş parkuru, bisiklet yolu bunun yapımına başlandı. Hizmetler devam ediyor inşallah. Tabii büyük yasasıyla birlikte bizim gibi ufak ilçelere büyük avantajlar sağlandı. Dediğimiz gibi sorunumuz işte tamamen çözüldü. Her zaman faydalanıyoruz. İnşallah hizmetler daha hızlı bir şekilde devam edecek inşallah. Evet başkanım, Yalıhöyük'e çok sık olmasa da gelmeye gayret ediyorum. İnşallah. Şimdi hangi mahallelerdeyiz? Camimizin ismini bir merak ettim. Güzel merkezi. Burası merkez camimiz. Merkez camimiz. Evet. Minaresi. Çınar da var hemen. Çınar ağacı herhalde. Evet, evet. Yılların çınarı burada. Maşallah ne kadar güzel. Evet. Minaresi çok eski tarihi 230. Takip edin abi. 230 senelik falan. 230 senelik minare. Evet, minaresi. Abi merhaba. Şu duruş abi bir saniye. Şu pozu alabilir misin? Abi hemen geliyorum başkanım. Tabii Orhan Gencebay. Orhan öyle mi? Evet. Öyle mi tanınır? Abi Orhan Gencebay diyorlar ama. Şey gerek yok. Daha bu tarafa geçelim mi? İyi mi? Şöyle geç Safam. Şu açıya bak. Şu duruma bak. Abi merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buralı mıyız? Evet. Yalıyüklüsünüz. Yalıyüklüyüm. Ne işle uğraşırsınız? Ne yaparsınız? Serbest. Nasıl o? Çok geniş bir şey olur ya. Dur şimdi. Sesle zaten. Şapkayla arıza yapma dur. Parazit bu. Şapkaya dokunma yok. Bahçeye gitmem lazım. Bahçede ne yapacağız? Ameleler var. Elma yolları. Gel çekim orada yaparsın. Elma iyi mi? İnsanlar nasıl çalışıyor? Abi sen beni döversin orada ya. Şapkaya yok, dokundum öyle diye. Ben ya. Öyle değilsin. Yok. Niye Orhan Gencebay diyorlar abi sana? Lakabım öyle. Ses de iyi mi? Ses de var mı? Fena değil var. Var biraz. Biraz mırıldan sen abi ya. Şu an yapamam. Yap abi ya. Biraz mırıldan abi. Çekimde miyiz yoksa? Evet. Şimdi bitti. Bitme. Abi sen gel bahçeye orada nerede, konuşalım. Yakın mı? Yakın abi. Bilmem artık. Ben gereken kıya yapayım. Abi tesbihiyle, karizmayla harikasın abi. Saygılar. Saygı bize. Orhan başlayalım. Gencebay abimize sevgiler, saygılar diyelim. Onu uğurluyoruz. Çilekeş abi. Çilekeş abimiz. Çilekeş bakıyorum. Çilekeş abi nar var burada, nar var. Elma diyor, nar var. Nar da dolu, elma da dolu, her şey dolu. Evet. Eyvallah. Evet abi şimdi tam oldu yani. En sonunda zorla da olsa nar dedim, elma dedim, kasayı açıyor. Gel görelim. Başkanım buyurun, bu havada iyi gider. Tam mevsimi elmanın. Bahçede, ooo kasa kasa elma. Vay 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 vay. Abi isim neydi tam yüksek sesle söyle. İsmim Nuri. Nuri abimiz buralı ve
Abi çok güzel bir elma ya. Bir ısırık sesini almak istiyorum. Bakın. Nedir? Amasya. Amasya. Şunu şöyle bir görebilir misiniz? Muhteşem bir elma, kıtır kıtır. Gerçekten çok güzel abi, harikasın maşallah. Demek ki buranın havası, suyu, kasayla, toprağı. Kasayla ikram edebilirim sana. Ciddi mi diyorsun? Evet. Allah razı olsun. Ekibimizle nasiplenir diyelim. Abi sen böyle gel, çekim yapmak istiyorsan çilekeş insanlar nasıl ekmek parası kazanıyor görürsün. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun. Çekim civatadan olmaz, harbi olur. Burada da harbi oluyor. Abi işte bak, Yalıyık'ın meydanında abimiz Orhan Gencebay'la karşılaştık. Allah razı olsun ama gelecek tadına misin? Bayıldım. Abi inşallah, bunu buraya indirirsen iyi olur yani. Tamam. Biz de harbi. Götürecek. Kim bilir nereye götürecek yani. Ya tırla var, sorun yok. Tırla. He. Ne kadardan satıyorsun abi şimdi? Bir de onu soralım. Tırla olması güzel. Toplancıdan. 30 kuruş abi kilosu. Bu elmanın. Hı hı. Ciddi mi diyorsun? Ya ciddi. Şimdi 30 kuruş olmaz abi. Bu olmaz. En az 2 lira. Ama biz meysuya yaptığımız için bunu. Hı hı. Bayanlara sallatıyoruz ağaçları. 30 kuruşa fabrikaya gönderiyoruz. Fakat yani çok kaliteli bir elma, üzülürüm 30 kuruşa yani gidiyorsa. Evet, 30 kuruş çok ucuz, inanılmaz. Hani daha kötü elmalar değerlendirilebilir meyve suyu fabrikaları için. Sen vakti yakalarsan gel orada kontağa geçeriz. 30 kuruşa elma gidiyor ama bu elmanın değeri 2 lira. Yani, 2 liraya gitmesi lazım. Süleyman Bey, bu alışını söylüyor yani, satışını söylemiyorum ama. Harbi diyorum ben. Evet. Abi ben senden kaç kuruş alıyorum? 30 kuruş abi. 30 kuruş abi. Harbi 30 kuruş. 30 kuruşa sizden alıyorlar. 30 kuruş. Evet. Ben 25 kuruş alıyorum bunu. 25 kuruş alıyorum. 30 kuruşa da fabrikaya gönderiyorum. Allah evet. Allah. Çok ucuz. Maliyetini kurtarmaz bu ya. Evet. Evet. Maliyetini zor kurtarır ki bu kadar güzel bir elma. Ağaçları değnekle silkeliyoruz. Abi Süleyman değnekle. Evet. Ağacı da yazık. Ağaçları da yazık. Zaten ağaçları söküyoruz şimdi. Pazar yok. Pazar bunlar. Çay 35 kuruş. Gel abi gel. Bak şimdi elmanın durumuna değindik sevgili seyirciler. 25 kuruşa çiftçilerden alınıyor, meyvecilerden. Satarken de 30 kuruşa. Çay, 35, çay ne kadar? Çay 35 kuruş efendim. Bu da ya lehükte çay 35 kuruş. 25 kuruş elma. 25 kuruş elma, çay 35 kuruş. 35 kuruş çay. Evet. Şu tada bak abi ya. Çok bu elmanın güzel, tadı evet. Hakikaten Amasya'da gittim ama. Mükemmel. Evet. Devam edeceğim. Abi sizi tanıyalım. Yalıhık Meydanı'nda camimiz, Merkez Camii. Emekli. PDD'den emekli oldum. Avarayız, geziyor şimdi. Hayat böyle işte. Hayat böyle, evet. Nasıl gidiyor? Neler söylemek istersiniz? Ne söyleyelim şimdi? Türkiye'nin huzurlu olmasını istiyoruz. Evet. Huzurlu bir Türkiye. Bizim beklentimiz bu. Huzur olsun değil mi? Huzur olsun. Önce huzur. Efendim, Yalıhık'ta hoş bir sohbet ve muhabbet var. Bu ekibimizde yıllar önce, ne kadar zaman oldu abi? Kaçı da olmadı canım. 3-4 sene falan. Yok, yok 6 sene. 6 sene oldu abi. Olmadı 6 sene. 6 sene oldu oğlum. İbo'nun ekibi olmuştuk değil mi? Muzaffer Sarıkaya abi. Ha, şu yemek programı vardı ya bir. Evet. O zaman. Ya çok yemek programında. Gezmiştik, buraları dolaşmıştık. Evet. Abi böyle giymişsin. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun? Çok güzel şimdi. Allah bin bereket versin. İşlerimiz de iyi. Ne? Etle. Etle ekmek yapıyorum. 3 çeşit yemeğim var. Ne yemeğin var abi? Kuru fasulye, demirbaş. Onun yanında et yemeği olur. Sebze yemeği olur. İsteğe göre. Evet, isteğe göre. Kiremitte tavuğumuz olur, etimiz olur. Böyle çeşitlerimiz var. Kim gelir genelde müşteri olarak? Şu anda şurada çalışanlar, şirketlerimiz var. Ondan sonra hükümet konağında memur arkadaşlarımız var. Belediyedeki çalışan işçiler arkadaşlarımız var, başkanlarla beraber de yiyoruz yani. İşler güçler oluyor. Allah razı olsun. Allah çok teşekkür ederiz abilerim. Bir el sallayalım mı? Elmayı da aldık. Evet. Elmayı da aldık. Sohbeti, muhabbet işte böyle devam ediyor. Abi bir tanıyalım seni. Vedat Kaya, Urfalıyım. Urfalısı. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Ekmek için koşturuyorsunuz tabii, maşallah. Ekip çok iyi bir takım ruhu halinde. Tabii, değil tabii, mi? Tabii. İsimler? Ali Yıldız. Ali. 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 Yamuz. Efendim? Şehmuz. Şehmuz. İdris. İdris. Abi de bak kulaklık da aynı zamanda bak çalışırken ne dinliyorsun şu an, var mı şey? Hı hı. Ne var? Rap. Allah aşkına. Vallahi buradan tek kulak devam ediyor yani. Var mı sende de böyle rap yapma gibi? Yok. Yok dinliyorsun, hoşuna gidiyor. Sadece dinliyorum. İsimler? Ali Kaya. Abi. Şimdi Ali isimli ağırlıklı bu ekiple beraber güzel bir türkü dinlenmesi yapmak istiyorum. Bu bölümden sonra Süleyman Nerede biraz türkü olacak sevgili seyirciler. Şarkı türkü. Al abi. Toplanın abi. Bize güzel bir dinleti sunun bakalım. Bir şarkı bunu, güzeli. Bunu tüm Urfa halkına ve Konya halkına armağan ediyorum. Bir yarın var.
saramadım, doya doya saramadım. Eller aldı yari benden, ben yarime doyamadım. Oy 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 oy, nazlı yârim elin olmuş. Söyleyin o yârime, canım ona kurban olsun. Bir gönlümü aldı gitti, bir sevdamı çile saldım. Bu sevdayı sana verdim, benim nazlı nazlı yârim. Gönül ister yar sevmeyi, gönül ister yar sevmeyi. Bilmem neyleyim yârim, söyle söyle bana söyle. Yalı ilçemize Süleyman Nere'de hoş geldin. Kendisine çok teşekkür ederiz. Yalıyük ilçesine ait yazım olmuş olduğum bir eseri sizlere sunuyorum ilçe halkına. Dere sorkun değirmen, değirmeni ben bilmem. Versener yari bana, başka bir yar istemem. Bizim Gölcük yaylası, çiğdem kokar havası. Elimde kaşıklarım, çal bir bozkır havası. Aşığım sana Dilber, yüzünü bana dön der. Sen yoksun yar yanımda, istemem yastık minder. Bizim Gölcük yaylası, çiğdem dolu havası. Döne döne oynuyor, çal bir bozkır havası. Bizim Gölcük yaylası, yüksek bir göle bakar. Bizim Gölcük yaylası, yüksek bir göle bakar. Yaylaların suları, coşar bozkurdan akar. Bizim Gölcük yaylası, çiğdem kokar havası. Elimde kaşıklarım, çal bir bozkur havası. Teşekkürler, sağ olun. Muzaffer abi, eline diline yüreğine sağlık diye arkadaşımın da öyle. Harikaydın yine her zaman. Sağ ol, teşekkür ederim. Seni dinlerken hep büyük bir keyif alırım ben. Tabii. Dinlemek isterim. En azından 20 yıl var değil mi beraber ya, çalıştığımız? Benim çekimler yaptım Tavuz Baba'da. İlk o zaman. İlk kasetlerimde. 20 yıla kadar. 20 yıl son önce. Ya. Şimdi nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Özel arkadaşlarımın düğününe, festivaller falan olsa gidiyorum. Eser yazıyorum. Bazı vereceğim işte. Vereceğim İnşallah. İnsanlara. İnşallah. Belki de kendim yapacağım. İnşallah öyle olur. İnşallah. Tabii. Tekrar dinlemek isteriz yine bestelerini, yeni albümlerini tabii, görmek tabii, isteriz. Tabii. Bizim için büyük mutluluk olur. Benim de buraya geldiğiniz için benim de mutluluk Süleyman'ım. Allah razı olsun Muzaffer abi. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım, Yalıyük'te güzel bir kapanış oldu Allah'a şükür. Teşekkür ederiz Süleyman Bey. Ayağınıza sağlık. Geziyoruz. Son olarak toparlayacak olursak Yalıyük'le ilgili neler söylemek istersiniz? Yalıyük'le ilgili biraz önce de çektiğimiz gibi mezarlıklarımız işte tertemiz oldu ve çalışmalar devam ediyor. Temeller yapılıyor. İşte pazar yeri başladı şu anda. Kapalı pazar yeri 800 metre kapalı alan. Ondan sonra tabanlı asfaltı başladı şu anda. Çalışmalar devam ediyor Süleyman Bey. İnşallah yerliğimize hayırlı olur. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Muzaffer abimize de teşekkür ediyoruz. Bu söylediği parça Yalıyük için besteledi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok da güzel. Evet. Yani hiç mikrofon falan değil, ses sistemine de gerek yok yani. Evet. Nereden geliyor, nasıl bir diyafram var, nasıl bir ses var arkadaş yani. Tabii o tecrübe işte, sanatçı evet, böyle ortaya çıkar. Tamam Süleyman, ben zaten Urfa'da kaldım. Acıyı çok yedim ben. 2,5 yıl kaldım Urfa'da. Etkiledi yani. Ayrıca Ali diye arkadaşımız, herhalde Urfa'lı arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Allah çok olsun, çok güzel sesi Ali, var. Sağ olsun, ne güzel. İnşallah. Bu da var tabii programın evet, içinde. Sevgili seyircilerimiz, böylelikle Süleyman Nere'de Gelişen İlçeler programımızın sonuna geldik. 15 program, bütün ilçelerimizi gezdik, dolaştık. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Yine programlarımız devam edecek Konya merkezde, diğer çekimlerimizde. Bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.